Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Havaların ısınması ile beraber ben de sizlere böyle güzel yaz günlerinde çocukların ayaklarına çok şık duracak harika bir sandalet modeli göstermeye çalışacağım. Bakın gerçekten çok güzel. Bu önündeki model krokodil modeli. Kız çocuklarında ve erkek çocuklarında kullanılabilecek bir model. Renk renk, farklı farklı renklerde çeşit çeşit yapıp çocuklarınızı sevindirebilirsiniz ve gittiğiniz ortamlarda gerçekten eminim ki herkes çocuklarınızın ayaklarına bakacaktır. Bakın bu şekilde çok tatlı, e, bir yaş için çok güzel bir sandalet örgü sandalet modelimiz var bugün. Elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi dilerseniz malzemelerimizi de göstereyim sizlere. Bunun için e, Nako pırlanta ip kullanıyorum. Bu tabanı için de Nako pırlanta ip kullandım. E, bej renkli yapmayı tercih ettim. Siz e, dediğim gibi istediğiniz renklerde e, kullanabilirsiniz. E, i̇plerim Nako pırlanta. E, tığım 2,5 numara. E, bir makasa düğmeye... Ve bir tane de iğne ihtiyacım var. Ee, ben bu modelimi bir yaş için hazırladım. Ee, YouTube kanalımda aşağılarda e, bu bir yaş taban videomuz mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda bu videonun e, izlediğiniz ekranın hemen sağ kenarında, e, sağ alt kenarında bir ok göreceksiniz. O ok'a tıkladığınızda e, açıklama kısmında patik taban linki. E, bulunuyor mavi e, yazılı kısım mavili olan kısım oraya tıkladığınız zaman e, bu tabanın nasıl yapıldığının gösteriş aşaması videosu e, karşınıza çıkacaktır e, Ben tekrar tekrar e, anlatmak istemedim videolarım Hani uzamasın ve sıkılmayın diye e, bir yaş için bir tabandır ve orada gördüğünüz e, o tıkladığınızda açılan tabanın birebir aynısını yaptım e, şimdi Dilerseniz e, başlayalım Şimdi Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar ben sandaletlerimde bir tekinde böyle çift taban kullanıyorum şu şekilde çift taban kullanacağım bunları ekleyeceğiz birbirine bunu kullanmamın sebebi sandaletlerimizin daha tok durması bakın daha tok böyle bir eğrilme büzülme yok böyle ayağınıza girdiğiniz zaman sanki hani hazır taban keçe tabanlara yapılmış gibi bir görüntü olacak iki tane tabanın üst üste koyulup yapılmış hali bu. Şimdi bunları şu şekilde, bu ön yüzleri dış tarafa bakacak şekilde, ters kısımları içte kalacak. Bakın, şu şekilde ve bu şekilde. Evet, bu şekilde bunları tutuyoruz ve birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu ilmeklerimizin trabzan tepelerimizden batarak bunları birleştireceğiz şöyle eşit olarak birleştiriyoruz üst üste koyuyoruz yani sonra bir bu trabzan tepesinden bir de buradaki yani şu arkadaki karşısına hemen karşısına denk gelen e, trabzan tepesinden ilmeklerimi şu şekilde alacağım Evet şimdi başlıyorum Şöyle bir zincir çektim. Bakın hemen sıradaki trabzan tepemden ve karşıdaki yani diğer tabanımın trabzan tepesinden alıyorum. İpimi dışarıya çekiyorum ve içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bu teknik patiklerimizde bu son aşamalarda birleştirdiğimiz yerdeki teknik yani CC tekniği. Tabanımızın etrafını bu şekilde döneceğiz. Hemen bu trabzan tepemden ve bu trabzan tepemden alıyorum ilmeğimi çıkarıyorum içinden geçiriyorum çok sıkmayın sıktığınız zaman patinizin tabanı toplar büzüşür ee, o yüzden oldukça gevşek yapın bir buradan bir de karşısına gelen yerden alıyorum ilmeğimi çekiyorum ve birleştiriyorum alıyorum ve birleştiriyorum bu şekilde bütün patiğimizin etrafına karşılıklı kenarları denk gelecek şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Tek tabanı yapmak isteyenler tabii ki tek tabanda da yapabilirler. E, altında keçe taban kullanmak isteyenler kullanabilir. Ee, üzerine böyle bir kat örgü taban yaparlar, kullanırlar. Ama tek kat e, örgü tabana kesinlikle önermiyorum sandaletlerde. Ee, yani çok yumuşak oluyor, hani zaten etrafı açık olduğu için hoş bir görüntü olmuyor böyle çift tabanlı daha güzel. Ama derseniz ki ben çift tabanı istemiyorum, ee, o zaman bir yaş için, yani hangi yaş grubundan yapıyorsanız keçe taban alıp üzerine böyle örgü tabanla birleştirip aynı şekilde birleştirip kullanabilirsiniz. Eminim öyle de çok güzel olacaktır, daha tok olacaktır. Bunlardan renk renk yapıp çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Her rengi çok güzel, her rengi gerçekten çok şık harika bir model bir yaş 12 santimdir arkadaşlar ee, yani hani bir yaş kaç santim yapmalıyım diye soranlar olur 12 santim ee, bunu üst numaralara da uygulayabilirsiniz Ben daha önce 36 numarasını hazırlamıştım Ama tabii ki bunlar e, çocuklarda daha güzel duruyor daha cici. İlerleyen zamanlarda yaz için çok güzel, çok değişik sandalet modellerim modelleri gelecek. Eminim yapmak isteyeceksinizdir. Bunları hem çocuk yapıp hem çocuklarınıza giydirebilirsiniz, hem de satış amaçlı kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bir buradan bir arkadan alarak. Dikkat edin sakın tek kanadını almayın arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelip ipimizi koparacağız arkadaşlar. Bakın arkasında şöyle bir görüntü olacak. Ön kısımda bu şekilde zincir gibi bir görüntü. Şimdi dilerseniz sonuna kadar gelelim. Sonra ipimizi koparıp üst şu arka kısmı nasıl yapıldığına geçelim. Evet. Tabanım hazır. Bakın. Böyle bu şekilde. Bu kısım böyle zincir gibi. Arka kısımda böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi e, şu kısmı nasıl yaptığımı göstereceğim size. E, bunun için bu zincirli kısmı kullanıyoruz. Bu zincirli kısmın tarafını kullanacağız. E, bunun için de bu hani arka kısmı nereden başlayacağımızı ayarlamak için de ben şöyle bir şey kullanıyorum. E, şurada Tabanımızı yaparken sık iğneden sonra bir tane çakma trabzan yapıyoruz. E, trabzana geçmeden önce bir çakma trabzan yapıyoruz. O çakma trabzan patiğimi ortalıyor. Yani tam ortasında. Onun için ben onu baz alıyorum. Yani şurası ve şu. Bu ilmek. Yani çakma trabzanımı takip ediyorum. Ve hemen onun tam karşısına gelen e, ilmekten ilmek alarak başlayacağım arka kısmını zincir çekerek şöyle bu ilmeklerden 1 2 3 zincir çekiyorum ve arkadaşlar sadece bu ilmeklerden alıyorsunuz Bakın şu ilmekleri alıyorsunuz şöyle daha yakından göstereyim. Bakın şurada gördüğünüz şu zincirli kısım. Bakın şu zincirli kısım şurası ve bundan bu şekilde ilmekler alacağız. Ve trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Yani şu karşısına gelen yere kadar çakma trabzanın diğer tarafına gelene kadar bu şekilde bu ilmeklerden bu zincir gibi olan renkli kısımlardan e, böyle ilmekler alarak trabzan yaparak hemen karşısına kadar geleceğiz arkadaşlar yaptığımda size sayı da vereceğim ben bunlardan alarak bakın şuralardan buralardan alıyoruz alarak sadece trabzan yaparak sadece trabzan yapıyoruz. Başka hiçbir işlemimiz yok. Trabzan yapıyoruz. Ve sıkı örüyoruz burayı arkadaşlar. Öyle bol örmeyin. Eğer eliniz gevşekse hani bol örüyorsanız iki numara bir tığ kullanabilirsiniz. Ben iki buçuk kullanıyorum. İki numara tığ kullanabilirsiniz eğer eliniz gevşekse. Evet. Böyle alarak hemen karşısına denk gelen yere kadar öreceğim. Evet bir sıra şekilde bakın tam eşit karşısına kadar ördüm. Toplamda 32 tane trabzan var burada arkadaşlar. Benimki 32 tane. Ee, sizin bir eşini e, sayın diğer eşini kaç yaptıysanız bu işi de aynı şekilde yapacaksınız. Yani e, burasının iki bir çift patikte burasının eşit olması gerekiyor. Şimdi burayı ördükten sonra her trabzanımın tepesine 3 zincir çekiyorum öncelikle 2 3 dibine değil bakın şu zincirimin dibine değil yanından başlayarak yapacağız. 32 tane trabzan öreceğiz yine üstüne eksiltme artırma herhangi bir şey kesinlikle yok e, burasını toplamda 5 sıra trabzan öreceğim yani ben toplamda 5 sıra örüyorum e, Tabii ki siz Hani daha büyük bir yaşa yapıyorsanız mesela bir buçuk iki yaşa yapıyorsanız e, buraya 6 sıra 7 sıra e, boyutunu ördüğünüz zaman bakın ona göre e, boyutunu örebilirsiniz Üst numaralarda aynı işlemler yapılıyor. Herhangi bir değişik işlem yok. Sadece tabanınızı büyüteceksiniz. O kadar. Bu şekilde tam 5 sıra trabzan örüp ipimizi kesiyoruz. Ve sonrasında e, bu patiğimin şu ön kısmındaki krokodil modelini yapacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde 5 sıra örelim. Evet şimdi bakın bu kısmı yaptık. Arka kısmı tam 5 sıra bu şekilde sadece trabzan ördük. Şimdi şu öndeki krokodil kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim size arkadaşlar. Bu kısmı öğrendikten sonra çeşitli böyle daha ince iplerle şallar örebilirsiniz. Ee, hani şallık e, ipler var onlarla şal örebilirsiniz ee, gerçekten çok şık duracaktır veya farklı alanlarda e, kullanabilirsiniz krokodil modelini İstediğiniz hani ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ee, şimdi dilerseniz e, başlayalım öncelikle 6 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar 6 tane zincir Evet 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektikten sonra en dipte çekmiş olduğum zincirime batarak bir tane halka oluşturuyorum. Bir tane halka oluşturuyorum. Daha sonrasında yine 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Bir kere doluyorum. Bu dairemin, yapmış olduğum dairemin içine batıyorum. Bakın zincire batmıyorum. Dairemin içine batıyorum. Ve 3 ee, kere de çıkıyoruz arkadaşlar. Yani bakın bir kere sardım. Battım, ilmeğimi aldım. Önce bir taneden sonra iki taneden ve daha sonra diğerinden çıkıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi bu trabzanlarımızın daha uzun kalarak e, şu güzel görüntüyü verebilmek, trabzanlarımızı uzun tutabilmek. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Önce bunu çıkıyorum tığımdan. Böyle uzatın. Bunu çıkıyorum. Daha sonra şu ikisini çıkıyorum. Ve daha sonra da tığımda kalan diğer ikisini çıkıyorum. Yine bir, iki zincir. Tekrar dairemin içerisine batıyorum. Tığımdan bir tane çıkardım. Daha sonra şu ikisini çıkaracağım. Ve daha sonra da kalan ikiyi çıkaracağım. Bu şekilde. Bakın şimdi burada şu ortada bir V şekli aldı bu. Görüyor musunuz? Bakın burası ve burası. Biz burada işlem yapacağız şu anda. Zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Bakın şu trabzanlarımın yani şu V'mi şu trabzanından şu en kenardakini yok sayın. Şu V'yi görüyorsunuz. Şu V'nin şu trabzanının Şöyle yapıyorum. Bak bu trabzanın bakın arasında. Şuraya şöyle geriye yatıralım arkadaşlar. Şu trabzanı şöyle bir alalım. Yani bakın arkadaşlar şöyle tığımı çıkarayım. Şuradan. Şu şekilde. Bu şekilde alacağız. İpimi doluyorum. aldım ve böyle uzatıyorum bir ipimi doladım ee, burada iki kere de çıkıyoruz arkadaşlar ve buraya beş kere batacağız yani beş tane trabzan yapacağız burada ama trabzanlarımızı uzun tutuyoruz iki iki kere de çıkıyorum iki üç 4 ve 5. Şimdi bu V'nin bakın bu V'nin bir bacağı da burada. Şu. 2 zincir çekiyorum. 5 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi şöyle hafif döndürüp şuradan alıyorum arkadaşlar. Bu sefer bu tarafa doğru. Alarak Yine trabzanımı şöyle uzatarak 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Daha ince bir ip kullanıyorsanız eğer 6 da doldurabilirsiniz. Evet bakın. Bir krokodilim oluştu. Ve şu şunun şöyle yaptığımızda bu zincirimin şurada yerine batıyorum ve birleştiriyorum 6 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum hemen dibine yani şu zincirimi dibine trabzan yapıyorum arkadaşlar 3 de çıkacağım Sadece bu kutucukları yaparken üçte çıkıyoruz. Önce bir taneye çıktım. Daha sonra ikinciye çıktım. Ve üçüncüye çıktım. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Bakın şu krokodilimin hemen şurada ortasında. Şuradaki. Şöyle göstereyim. Şuraya batıyorum. Hafifçe uzatıyorum. 1, 2, 3 de çıktım. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3 de çıktım. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve şuradaki şu krokodilime başlarken ki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir ve tekrar aynı noktaya tekrar batıyorum. 2, 3. Şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Bakın 1 ve 2 ve ve 3 ve. Bu sırada 3 tane V'miz oldu ama 2 tane krokodil yapacağız. Şimdi Bakın arkadaşlar şimdi şu bunu doluyoruz. Ve 5 tane trabzan yapacağız. Burada da trabzanlarımızı uzatıyoruz arkadaşlar. 1 2 de çıkıyoruz. Yani bu trabzanlarımızı 2 de çıkıyoruz. Sadece kutucuklarda şunları yaparken bu trabzanları uzatmak adına 3 de çıkıyoruz. Ama içine doldurduğumuz yer 2 de çıkıyoruz. Sadece trabzanımızı uzatarak yapıyoruz. 2 doldurdum. 3 doldurdum. 4 ve 5. 2 zincir çekiyorum ve bakın V'min bir bacağını yaptım. Diğer bacağı da burada. Bakın burada. Bunu da bu tarafa doğru alıyorum. Evet. Yine buraya da 5 tane 1 2 3 4 5 Buraya da 5 tane trabzan yaptım. Şimdi bu trabzanım şu şekilde önde kalacak arkadaşlar. Ön kısma yani yani şu kısımda kalacak. Bu şekilde. Şimdi şu aradaki şu yapmış olduğum V yani şu V'yi böyle doldurmuyoruz. Buraya bakın krokodilimi ön tarafa düzenledim. Ön tarafa düzenledim. Bu V'nin içerisine de ters tarafı bizde krokodilim önde batıyorum. Ve bir sık iğne olarak burayı sabitliyorum. İpimi doluyorum. Ve şuradaki V'me geçiyorum arkadaşlar şuraya. En kenarda olan V'ye geçiyorum. Ve bunun şu bacağına şuraya şöyle yaparak bakın. Umarım anlaşılıyordur. Bu tarafa doğru. Yani buradan bu tarafa doğru 5 tane 1 5 tane trabzan yapacağım. Trabzanlarımı uzatıyorum tabii ki. 2 3 4 5 1 2 zincir ve o V çubuğumun diğer tarafını diğer çubuğunu yapıyorum. Yani şurayı yapıyorum arkadaşlar. Bu tarafa doğru ve buraya da 5 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 Evet. 5 tane trabzan yaptıktan sonra bakın görüntümüz bu şekilde. 2 tane trabzanı, 2 tane krokodilimizi yapmış olduk. Şimdi 3. sıraya ve son sıraya geliyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 trabzan yapıyorum ve bu zincirimin hemen dibine batarak 3'te çıkarak bir V oluşturuyorum yine. Burada bir V oluşturdum. Dakika yanlış yere battım ben. Evet. Şimdi 1 2 zincir. Hemen Bakın şu krokodilimin şu ortasındaki yere batıyorum. Yine trabzanımı uzatıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı noktaya. 3 kere de çıktım. 1-2 zincir. Burada da. Bakın şu iki krokodilimin arasında kalan yere batacağım arkadaşlar. Arasındaki kalan şu zincirimin içinden batacağım. Bakın. Hemen şuraya. Hemen şuraya batacağım. Ve burada da bir trabzan oluşturuyorum. Tekrar iki zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Yine iki zincir. Bu sefer bu taraftaki krokodilimin hemen ortasına batıyorum. Yine üçte çıkıyorum. Bir, iki zincir. Aynı yere tekrar batıyorum ve bu şekilde şimdi bir iki zincir ve hemen şu ilk trabzanın tepesine batarak bu şekilde iki zincir ve yine aynı noktaya tekrar şimdi bakıyorum kaç tane ve oluşmuş 1 2 3 4 5 5 tane ve oluşmuş 3 tane de. Bu şekilde krokodiller yapacağız arkadaşlar. Şimdi ipimi doladım. Bu V'nin şu çubuğu Şu en kenardaki çubuğundan bu Şekilde 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 Ve 5 5 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Ve V'nin diğer çubuğuna geçiyorum arkadaşlar. Bakın diğer çubuğuna şu şekilde yine böyle uzatarak trabzan yapıyorum. 5 tane. İpiniz ince ise 6 tane yapabilirsiniz. Veya daha dolgulu istiyorum diyorsanız 6 tane yapabilirsiniz. Ben 5 tane yapmayı tercih ettim. Evet. Şimdi bakın bunu hemen yine ön tarafa döndürüyorum Bu şekilde ve ters kısım bana bakacak hemen şuradaki v'min içerisine sabitliyorum onu batıyorum ve trabzan yapıyorum ee, sık iğne yapıyorum bunu sabitledim şimdi geçiyoruz şu V'ye yine burada da krokodil yapacağım döndürüyorum ve şu çubuğundan bu çubuğunun hemen şu şekilde arasından alarak trabzanlar yapıyorum 5 tane 2 3 4 5 2 zincir ve yine bu v'min diğer çubuğunun diğer tarafından batarak 1 2. 3 4 5 Dönüyorum. Ters kısma. Krokodilim önde kaldı. Ve yine buradaki V'ye sabitliyorum. Yani bir V'yi doldururken diğer V'ye sabitleme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar döndürüyorum. Ve şu en kenarda kalan bu V'ye krokodelimi yapıyorum. Öncelikle bu taraftaki çubuğa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 zincir ve bu sefer şu tarafa 1 2 3 4 ve 5 bakın üçlü krokodilim oluştu ee, bunu aynı şekilde büyütebilirsiniz bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar yani aynı şekilde yaparak 3 4 5 6 diye e, buraları büyütebilirsiniz Diyelim ki iki yaş yapacaksınız, yapacaksınız. Burayı dört sıra yaparsınız. Yani o şekilde yönlendirebilirsiniz arkadaşlar, büyütebilirsiniz dediğim gibi. Ee, şimdi burada göstermek istediğim bir nokta var. Ee, bu benim sol ayağım, sol ayak için yapmış olduğum bir patik. Sol ayak yaparken, şu an tabii ki ben sağ ayağı yapıyorum ama sol-sağ fark etmiyor. Sadece sol ayak yaparken göstermek istiyorum. Bu bitiş yerinde. 6 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yani düğmenizin büyüklüğüne göre zincir çekin. Hemen şöyle dibine bunu batın. Mesela 7 tane küçük oldu. 2 tane daha çekeyim. Şöyle dibine batıp döndürün. İçini sık iğneyle doldurun böyle sık iğne ile içini doldurun ipinizi koparın bu sol ayak için düğme iliği yani ben şu tarafta bu şekilde yaptım düğme iliğini ama ben bunu yapmış olduğum için şu an sağ ayağı yapacağım o yüzden bunu buradan söküyorum ve diğer tarafa geçeceğim İsterseniz burada ipinizi kesebilirsiniz ama ben kesmeyeceğim arkadaşlar şöyle yaparak bunu böyle birleştirme yöntemini kullanarak bu şekilde Bakın, şöyle birleştirme yöntemini kullanarak karşı tarafa geçeceğim. İpimi kesmek istemedim burada. Şöyle altlardan, şöyle birleştirme tekniğini kullanarak karşı tarafa geçiyorum. Düğme deli deliğime, iliğimi orada yapacağım. Evet. Bakın karşı tarafa geçtim. Şimdi düğme iliğimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Hemen şöyle dibine batarak burada bir halka oluşturacağım. E, siz düğmenizin büyüklüğüne göre bu zinciri çekin arkadaşlar. Yani nasıl bir düğme kullanacaksanız onun büyüklüğüne göre çekebilirsiniz. Sonra dönüp burayı sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 işte böyle doldurun içine saymanıza gerek yok ben şu düğmemi bir kontrol etmek istiyorum hani içine giriyor mu girmiyor mu diye evet evet şimdi düğmeliğimizi de yaptık krokodilimizi yaptık sıra geldi ee, bu kısımda birleştirmeye alıyoruz Şimdi bu sağ ayak bunu döndürüyorum bu şekilde baş parmağımız sağ ayakta bu tarafta olduğu için bunu bu taraftan şu şekilde ekleme yapacağız Ama öncelikle e, şu şu kısım yani şu halka olan kısma kısımdan tutacağız. Bu arkasında halka bakın şöyle minik bir yuvarlaklık var. Bakın o kısma kısımdan ipimizi alıyoruz. Şurada ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Çünkü saklayacağız onu arkada. Ee, şu şekilde sabitleyip bir zincir çekiyorum buraya. Daha sonrasında bakın şöyle kalın bir e, bu uzun bırakmış olduğum ipim. Yani şu uzun bırakmış olduğum ipimi bu şekilde alıyorum. Bunu da üstten alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Dilerseniz sadece bu işlemi yapamıyorsanız sadece de zincir çekebilirsiniz. Bir tane yaptım. Sonrasında hemen şu bakın şuradaki şu orta kısımdan yani şurası şu kısımdan şöyle tığımı geçiriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Daha sonrasında tekrar bu halka olan kısmı batıyorum. Ve şöyle içinden çıkararak bir kere zincirimi çektim. Ve bu kısım tamam arkadaşlar. Burada ipimizi kesiyoruz uzunca keselim çünkü saklayacağız. Evet. Bu şekilde. Dilerseniz burayı dikebilirsiniz. Bu işlemi yapamıyorsanız dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da aynısı. Yine burada da aynısı. Şimdi bu ipleri saklayıp arkasında şu arkadan bu ipleri saklayacağız arkadaşlar. Evet bu kısmın iplerini gördüğünüz gibi arkada yürüttüm sakladım arkadaşlar. Şimdi de, e, dediğim gibi burayı eğer tığla yapamıyorsanız e, iğne ile de dikebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu kısmı şuraya eklememiz gerekiyor. Şöyle burayı buraya dikeceğiz. Önce düğüm yaptım ipimin hemen ucundan. Ee, şöyle şuralardan yürüterek hani sonradan saklamaktansa şu an saklayarak geliyorum. Evet. Bu kısmı şöyle şuraya dikeceğiz arkadaşlar şöyle bakın şu şekilde şöyle şu trabzanların zincir kısımlarına batacağız şöyle sırayla batarak bunu buraya dikiyoruz iyice sağlam olsun diye iki defa geçiyorum. Ve sonra bunu da yine aynı şekilde burada birazcık ipimi yürütüyorum arkadaşlar. Yani ipimi burada maksat saklamak. şekilde yürütün arkadaşlar ipinizi. Bu kısımda yürütün. Şöyle birazcık da uzunca keseceğim çünkü daha yürüteceğim, daha sağlam olsun diye. Ee, daha sonra bu taraf için de düğmemizi dikiyoruz. Yine düğüm attık. Yine böyle bu taraftan gelerek düğmemizi de buraya dikiyoruz arkadaşlar. Yine yine yürütüyorum. Daha sağlam olsun diye bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Ee, siz de yapın. Yaptığınız iş sağlam olsun. Evet. Şimdi bu ipleri de gizleyeceğim burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sandaletlerimiz hazır şekilde sandaletlerimi şöyle düzenlemeler yapalım. bakın çok cici bir çift sandaletimiz oldu. Gerçekten çok şıklar. Böyle rengarenk yaparak e, bunları çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Eğer şu ağız kısmı geniş oldu derseniz çocuğunuza e, bir iki sıra sık iğne gidin. Sık iğne ile toparlayın arkadaşlar. E, toparlanacaktır. Evet, bu şekilde Evet Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, yeni videolar istiyorsanız, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin. Sevgiler.